Evet kanalımız aracılığıyla paylaştığımız cümle tamamlama testlerinin ikinci bölümünde tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Burada da yine ikinci bölümde de test olarak 10 adet burada cümle tamamlama sorusunu hep birlikte adım adım çözeceğiz arkadaşlar. Hemen burada ilk sorudan başlayabiliriz. Birinci sorumuz oldu ile başlıyor arkadaşlar dikkat edin. Oldo armies existed in ancient Egypt, China, India and Assyria. Olduğu var bir kere. Şimdi cümleye çevirmeden önce şunu koyalım arkadaşlar. Olduğu zıtlık bağlacıdır. Ve şu cümlede Olduğu ile birlikte yapılan cümleye zıt bir cümle aşağıdan bize bulmamızı bu soru istemektedir. Eramen anlamında çeviriyorduk genel olarak Olduğu'yu. Şimdi çevirelim bakalım şöyle kısaca. Armies, ordular. Bakın ordular. Eski Mısır'da. In ancient Egypt. In China. Çin'de. In India. Hindistan'da in Assyria Asur'da eski Asur devletinde vardı. Yani ordular vardı. Var olmasına rağmen diyeceğim ve ardından gelecek cümlede zıtlığı aşağıdaki cümlelerden bir tanesine yapıştıracağım. Evet. Şimdi buradaki bir zıtlığı arayacağız arkadaşlar. Ordular olmasına rağmen işte belki şunda da vardı. Belki şu olmuyordu, bu olmuyordu, bu oluyordu gibi bir zıtlık ifadesi bulacağım. They have made military service obligatory for citizens and training is rigorous. Burada şöyle diyor. Onlar diyor. Onlar askeri servisi yani askeri hizmetleri zorunlu hale getirdiler. Kimin için? For citizens ve burada eğitimi de titiz hale getirdiklerini söylüyor ne için? Halkı için değil mi arkadaşlar? Burada herhangi bir zıtlık ifadesi yok. Burada direkt bunun sebebi ya da sonucu verilebilir arkadaşlar böyle. Daha çok burada sebep sonuç bağlacı kullansa daha doğru olurmuş. Eğer A doğru olsaydı. Evet bir zıtlık göremedik. It was divided into legions. Bakın lejyonlara ayrılmış. ikiye bölünmüş. Lejyonları bölünmüş. Bölünmüş anlamında. Divided into. Each of which included heavy and light infantry. Yani heavy ağır, light hafif neylere? Infantry piyade arkadaşlar. Piyadelere, piyadeleri her biri bölünmüş diyor. ve e, ne olarak, ağır olarak. Peki bununla da bir alakası yok zaten. Zıtlık yok. Zıtlık arıyoruz arkadaşlar. C'ye bakalım. Greece demiş. Bakın şöyle dururum. Çünkü burada zıtlık verebilir. Şöyle diyebilir. Bakın cümleyi okumadan işte Mısır'da, Çin'de ve benzeri ordular vardı ama işte Greece demek Yunanistan demek. Yunanistan daha farklıydı gibi burada bir zıtlığı verebilir. Greece was the first country known for a disciplined military land force. Evet. Burada tam da bahsettiğim zıtlığı vermiş arkadaşlar. Evet aslında güzel yorumlamışız. Yunanistan bu işte böyle bir disiplini işte askeri anlamda ilk ülkeydi diyor. Bunu tam olarak çevirelim bakalım şöyle. Yunanistan Gris bakalım bize tam olarak zıtlayacak mı? Herkes görebilir arkadaşlar bu sayede. Yunanistan disiplinli bakın e disiplin diyor ya disiplinli disipline burada idi takısı eklemiş ve sıfatlaşmış disiplinli hale gelmiş. Disiplinli military askeri land force askeri kara kuvvetleri arkadaşlar tamam mı? Land force kara kuvvetleri demektir. Kara kuvvetleri kara kuvvetleriyle ya da kara kuvvetleri olarak bilinen known diyor ya bilinen ilk ülkeydi first country evet ilk ülkeydi. Demek ki bunlarda ordular varmış ama kara kuvvetleri ordusu ilk Yunanistan'da varmış arkadaşlar. Evet bu C şöyle tuttuk %90 büyük ihtimalle doğru cevabımız C olacak. Diğerlerine hemen kısaca bakalım. They sell onlar satarlar diyor. Their services hizmetlerini satıyorlarmış. To other rulers diğer hükümdarlara satıyorlarmış. Herhangi bir zıtlık yok arkadaşlar. Bir ekleme var burada. Bakın ez ve ez diyor zaten. Bir şey eklemiş. Yani buradaki ifadeyi eklemede bulunmuş. Herhangi bir zıtlık göremedim ben. The term army The term army ordu terimi anlamında kullanılır. Ordu terimi is applied to the armed land forces of a nation. Burada tam olarak genel bir ifade kullanmış. Bakın sizler için çevireyim arkadaşlar. Hiçbir zıtlık yok burada. Ordu terimi, ordu terimi of a nation bir ulusun bir ulusun silahlı armed silahlı ordulu öyle diyelim kara kuvvetlerine kara kuvvetlerine uygulanır hiçbir zıtlık yok. Yukarıdaki cümleyle de alakası yok zaten. Neden diyeceksin? Çünkü burada geçmiş zamanlı kullanmış. Ama burada present hali kullanmış. Yani bir kere tense'den de kaybediyor zaten arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla burada doğru cevabımız direkt olarak C şıkkı olacaktır. Ama belirleyicisine dikkat edin arkadaşlar. Greece, Yunanistan. Yani onlarda o ordu vardı ama Yunanistan'da ilk işte Kara kuvvetleri ordusu vardı. Disiplinli bir kara kuvvetleri ordusu vardı ve bu ülke ilk ülkeydi. Aslında bize bu cevabı veriyor. 2'ye geldim. İlk boşluğu vermiş. İlk boşluğu biz seçeneklerden arayacağız. Virgülü koymuş. Hemen it became possible. It became possible. Mümkündü, mümkün olurdu anlamında kullanmış. To determine, determine belirlemek anlamında. Saptamak anlamındadır neyi belirlemek to determine the distances mesafeleri belirlemek için mümkün olurdu anlamında kullanmış. Neye mesafeleri to the nearer stars daha yakın nearer daha yakın yıldızlara mesafeleri belirlemek mümkün hale geldi. Possible mümkün. Mümkün oldu. Tamam mı arkadaşlar? Mümkün oldu. Mümkün oldu yani şu cümleden benim anladığım bakın aşağıdaki şıklara hiç bakmadım şu ana kadar şu cümleden anladığım benim güzel kaliteli pozitif bir cümle bir ekleme yapmış belki bir sebep sonuç ilişkisi olabilir zıtlıkla ilgili bu cümlenin verilebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar yani bir zıtlık olmaz sebep sonuç olabilir sonuç olabilir bakalım şıklardan bize ne verecek saptamak daha mümkün oldu diye arkadaşlar tamam mı? bunu unutmayın bu çeviriyi. Bakalım A'ya. While we are observing the stars from different angles. Angle açı. Triangle deriz ya hani üçgen anlamında. Farklı açılardan from different angles farklı açılardan yıldızları yıldızları gözlemliyorken gözlemliyorken mümkün hale geldi. Ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Birincisi alakası yok bakın anlamdan. İkincisi tense olarak bir alakası yok arkadaşlar. While ile birlikte kullandığı bakın. While bir zaman bağlayıcıdır. Aynı when gibidir. İlk testte bunu söyledim sizlere. Zaman bağlayıcı tense uyumu ister. Bakın while ile birlikte burada present continuous tense kullanmış. Yukarıdaki ifadeye bakın. Past tense. Hayır direkt olarak tense'den kafadan gitti arkadaşlar. A'yı gönderdik. Zaten anlamdan da uymuyor çevirdik ya. B'ye bakalım. Ever since. Ever since den beri dan anlamında kullanacak. Ever since ile birlikte mutlaka simple past tense yapması lazım. Evet start demiş. Doğru yapmış. Ever since astronomers. Astronomer ne diyelim buna? Gök bilimci diyelim arkadaşlar. Gök bilimciler started to study. Çalışmaya, araştırmaya başladılar. Neyi? The light. ışığı. Ama ışığı değil, ejective close yapmış burada. Emitted by the star stars yıldızlardan emit yaymak anlamına gelmektedir. Yıldızlardan yayılan ışığı çalışmaya başladık başladığından beri mümkün olabildi. Yani olabilir. Bu cümle olabilir arkadaşlar. Ama şöyle olamaz. Belki hani olamaz dedim, olabilir de dedim. Neden olamaz ifadesini o şıkkını söyleyeyim size arkadaşlar. Neden olamaz? Çünkü ever since'i kullandığı için ever since den beri beri anlamında kullanılır. Mutlaka bu anlamda çevrilmesi gerekiyor. Ve içi simple past tense olacaktır. Ama dışı ne olacak? Ever since'in ana cümlesi yani şu yukarıda verilen cümle tense ne olacak? Present Perfect Tense olacak arkadaşlar. Unutmayın bunu. Ever since, since bakın yazıyorum. Ever since, ever since ya da since sadece verir. Bunun içi, bunun içi şöyle artı diyorum. Verb 2 aynı B şıkkında uyguladığı gibi eğer uygularsa uygulayacaktır da zaten. Bu şekilde gelmesi gerekiyor. Bir cümle kurmak istiyorsa eğer den beri dan beri anlamında. Bundan sonra gelecek ana cümle yukarıda verilen cümle present perfect tense olacak. Present perfect tense olacak. Yukarıda hangi tense vermiş? Simple past tense. Hayır. Kullanımı yanlış arkadaşlar. Anlatım bozukluğu oluyor. Bakın bu da bir aklınızın bir köşesinde bulunsun. D ile alakalı. Buraya not aldım arkadaşlar. Tamam mı? Sizler de zaten görüyorsunuz şu an. Böyle. Dolayısıyla B şıkkını direkt olarak gramatik özelliklerden dolayı eledim arkadaşlar. Ama anlam olarak güzel oydu. Benim için güzel oydu. Ama bunu kurarsam gramatik olarak yanlış bir ifadeye düşmüş olurum arkadaşlar. C'ye bakalım. As the Earth moves in its orbit. Orbiti zaten nereden hatırlıyorsunuz? İlk testten hatırlıyorsunuz. Yörünge anlamındaydı. Dünya, yeryüzü, dünya diyelim. Yörüngesinde hareket ettiğinden dolayı hareket ettiğinden dolayı yıldızların mesafesini saptamak mümkün oldu. Ne alakası var arkadaşlar? Hiçbir alakası yok. C'yi de eledim. Şimdi devam ediyorum. D'ye geldim. Once the distance from the sun to the earth was known. Bakalım bu yakın geldi bana. Ya D olacak E olacak zaten. Çevirelim bakalım. Once'ı D andan itibaren diye çevirebilirsiniz iken anlamında çevirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı until gibi de çevirebilirsiniz once'ı. Çok anlamı vardır once'ın. Dikkat edin. Şöyle as, soon as gibi de çevrilebilir. O tür anlamı da vardır arkadaşlar. Yani iki eylem peş peşe yapıldığı zaman once kullanılabilir. Bunu biliyoruz zaten. Ve once'a dikkat edin bir zaman bağlacıdır. Aynı while gibidir. Tense uyum ister. Bakalım buradan hangi tense kullanmış. Was known demiş. Evet. Bilindiğinden itibaren bilinene kadar öyle diyeyim. bilindikten sonra diyelim ya da bakın simple past tense kullanmış. Yukarıda it became demiş simple past tense kullanmış. Olur. Bunu aklımda tuttum. Çevirelim bakalım ne diyor? Once the distance from the sun to the earth. Bunu da atlamayalım. Was known. Şöyle. From to kalıbını kullanmış. Bakın bir şeyden bir şeye anlamında kullanacağız burada. Güneşten Güneşten dünyaya dünyaya olan diyelim şöyle birleştirelim dünyaya olan mesafe yani Güneş'te Dünya arasındaki mesafe was known bilindikten sonra bilindiği andan itibaren it became possible en yakın yakındaki daha yakın yıldızların mesafesini ölçmek belirlemek mümkün hale geldi. Evet anlam olarak da uydu. Tens olarak gramatik açıdan da uydu. Şimdi e'ye bakalım. E'yi eleyebilecek miyiz göreceğiz. After sonra anlamında kullanacağız. After scientists have developed a theory. Bir kere şöyle düşünün. After bir zaman bağlacıdır. Unutmayın. Once gibi, while gibi zaman bağlacıdır. When gibi. Ve tense uyum isteyecektir. Present perfect tense kullanmış. Gördüğünüz gibi have developed demiş. Yukarıya bakıyorum simple past tense kullanmış. Bu gramatik açıdan yanlış bir kullanımdır ve burada anlamına bakmadan bunu eleyebilirim arkadaşlar E şıkkını. Anlamına bakalım. Bilim insanları, bilim adamları demiyorum ben arkadaşlar. Çünkü kadından da bilim insanı olabileceği için ayrım yapmayalım. Bilim insanları bir teori bir teori geliştirdikten sonra mümkün hale geldi. Yani anlam olarak biraz yakın olabilir. Ama gramatik açıdan doğru bir kullanım değil arkadaşlar. Çünkü öncelik ve sonralık ilişkisi olduğundan dolayı after ve de burada tense uyumu isteyecektir arkadaşlar. Zaman uyumu isteyecektir bizden. E şıkkını da bu yönüyle eledim ve doğru şık burada D şıkkı oldu. Evet. Şimdi devam edelim. 3'e geldik. Şöyle başlıyor 3'te. Not having enough money. Having enough money. Bakın ifade olmuş arkadaşlar. Having enough money yeterli paraya sahip olmak anlamındadır. Not'ı kullandığı zaman olumsuz yapar. Not having enough money. Yeterli paraya sahip olmadan. Yeterli paramız yokken ya da. Öyle de diyebilirsin. Bakın kısaltma da yapmış zaten. Özne de kullanmamış burada. Yokken ya da olmadığından dolayı. Diyeceğiz devamını getireceğiz. Aslında bir sebep sonuç ilişkisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Yeterli para olmadan şu 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 yaptık ya da yapamadık anlamında arkadaşlar. Tamam buna katkısı olan bir cümle kullanacağız burada. Evet şıklardan bakalım. Şöyle çarpıyalım elimize. Bakıyoruz. Traveling abroad, yurt dışına çıkmak, yurt dışına seyahat etmek was not that was not that expensive in 1980'lerde. 1980'lerde yurt dışına seyahat etmek fazla. That expensive. Burada o kadar anlamını katmış. Yani o kadar pahalı değildi anlamında. Hayır hiçbir alakası yok arkadaşlar. Yukarıdaki çevirdiğimle bunun ne alakası var öyle değil mi? Direkt olarak zaten Haybi'ye kullanılmış bazı ışıklar var arkadaşlar. Zaten genellikle ya iki tane ışık arasında bize karar vermemizi, karar vermemizi söylerler zaten hep burada şıklarda. Ama doğru şıkkı bulmak için biraz düşünmek, biraz da gramatik yollara iyi bilmek gerekiyor. Our bills, faturalarımız, our bills are promptly paid and we have no debt. Faturalarımız promptly hemen derhal anlamında kullanılır. Promptly derhal ödenir. Derhal ödenir. Hemen ödenir anlamında söyleyelim ve we have no debt, debt borç anlamında hiç borcumuz yok diyor. Yukarıdaki bir cümleyle alakası var mı? Yok arkadaşlar. Kafa karıştırılmış bakın parayla fatura konulmuş fatura konulmuş bill borç konulmuş debt kafanız karıştırılmış ama düşündüğüm zaman yorumladığım zaman hiçbir alakasının olmadığını görüyorum ben zaten. C'ye geldim. We spent our holidays at home last year. Biz geçen yıl tatillerimizi, tatilimizi evde geçirdik. Evet, sanki biraz öyle. Şimdi yukarıdaki cümleye bakalım, oluşturalım. Not having enough money. Hiç paramız yokken, hiç paramız olmadığından, değil mi? Olmadığından geçen yıl tatilimizi evde geçirdik. Evet. Ne kadar uydu gördünüz mü arkadaşlar? A ve B ne kadar uyumsuzsa bu da o kadar uyumlu bizim için. Bakalım D ve E'yi de çevirelim. Bunları da bakalım silebilecek miyiz? The profitability of our company. Profitability karlılık demektir. Profit zaten kar anlamına gelmektedir. Karlılık. Şirketimizin karlılığı increased as well. Hem arttı da diyor aynı zamanda arttı diyor. Yukarıdaki de bilgisi var mı? Yok. Tamamen anlamsız bir cümle olmuş. E'ye baktım. Our children, çocuklarımız won't remember, hatırlamayacak. Neyi? What we did for them. Onlar için yaptıklarımızı hatırlamayacaklar. Hiç bir alakası var mı arkadaşlar? Yok. Kopuk kopuk cümleler. İki cümle. Evet doğru cevabımız burada. Tahmin ettiğimiz gibi C olacaktır. C doğru cevapımız. 4'e geçtim. Sadece 4'ü görün. Evet bu şekilde. You needn't need to yapısını kullanmış arkadaşlar burada. You needn't have gone to work today. Şöyle diyor. Bugün bugün senin çalışmaya gitmene gerek yok. Tamam mı? Çalışmaya gitmene gerek yok. Bunun devamında bir şey olacak. Belki bir gereklilik olacak. Belki bir iş var arkadaşlar. Ya da işte şirketle alakalı bir şey var. Onun cevabını bize verecek. Bakalım çevirerek bulacağız. Çünkü gramatik açıdan farklı ifadeler var arkadaşlar. Yani bilemeyiz bunu. Ucu açık bir ifade olduğu için bunu çevireceğiz mecburen. Bugün işe gitmene gerek yok. A'ya bakıyorum. But ancak ancak demiş. You stayed home evde kaldın ve played with the kids çocuklarla oynadın. For most of the day günün çoğunda evde kaldın ve çocuklarla oynadın. Gitmeye gerek yok ve çocuklarla oynadın. Kopuk cümle. Eledim. Even though eramen anlamındadır. Zıtlık vermesi lazım. Şunun zıttını yukarıda vermesi lazım. Even though the majority of you Çoğunuz anlamında arkadaşlar. The majority of you. Sizin çoğunuz anlamında tamam mı? Çoğunluk anlamında majority'yi kullanmış. Sizin çoğunuz are enjoying your summer holidays. Sizin çoğunuz yaz tatillerinden sizin yaz tatillerinizden Keyif alsanız bile keyif almanıza rağmen işe gitmenize gerek yok. Alakası var mı? Hiçbir alakası yok. Evet. C'ye bakalım. So, bu yüzden demiş. İki cümle arasında kullanılsa so'yu bu yüzden anlamında çevirin. Bu nedenle anlamında çevirin. Bir de yakın anlam olarak soadet vardı arkadaşlar. Hem amaç olarak kullanılıyordu hem de bu yüzden anlamında kullanılıyordu. İki cümle arasında sadece dikkat edin. Bu yüzden you had plenty of time To hang out at home. Bu yüzden evde at home, evde takılmak, evde takılmak için to hang out. To bağlacını kullanmış burada. Amaç bildiren bağlaç. Evde takılmak için plenty of time burada bol anlamında, çok anlamında, çok zamanım vardı. Gerek yoktu. Hayır, hiçbir alakası yok. Kopuk cümleler. Bakalım diye uzunca bir cümle olmuş. Instead, instead bunun yerine anlamındadır arkadaşlar. Yerine, yani bunun yerine yukarıdaki gibi. Instead you had a short meeting at 12 o'clock that came with a free lunch. Okuyalım bakalım. Instead bunun yerine, bunun yerine sen sen at 12 o'clock saat 12'de saat 12'de ücretsiz bakın ücretsiz öğle yemeğiyle gelen ücretsiz öğle yemeğiyle gelen ücretsiz öğle yemeğine denk gelen ya da ya da gelen anlamında da çevirebiliriz. Küçük bir toplantın vardı. Ya da küçük bir toplantı olmasının yerine işe gitmene gerek yoktu. Hayır alakasız bir cümle. Evet bakalım E şıkkı doğru mu arkadaşlar? Çünkü A ve D'ye kadar gelen tüm şıkları eledik. Umuyorum ki E şıkkı doğru. Çünkü A ve E arasında A ve D arasında hiçbir bağlantı kuramadım. As the bus. As'i çünkü anlamında kullanabilirsiniz. Ya da iken anlamında kullanırsınız. Ya da den dolayı anlamında kullanırsınız. Sebep sonuç bağlıcı olarak çevirebilirsiniz bunu. The boss patron decided to close the office. Bak bu uyar sanki. Çünkü patron the boss to close the office. Ofisi kapatmaya karar verirken olur. İken anlamında eze çevirebiliyorduk. Karar verirken değil mi? Karar verirken bugün işe gitmene gerek yok. Evet oldu arkadaşlar. Evet oldu. Yani ben silerken siz şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Yani siliyoruz siliyoruz da doğru hangisi? Neden doğru şık gelmiyor? Acaba yanlış mı çeviriyoruz? Hayır biraz kendinize güvenin arkadaşlar. Yani bulamadığınız takdirde direkt olarak silin. Eğer kafanız karışırsa şöyle soru işareti bırakın. Büyük ihtimalle iki tane arasında kalacaksınız. Bir tekrardan cümleyi yukarıdaki cümleyi okuyun. O iki cümleler arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışın. Bu şekilde doğru şıkkı ulaşabilirsiniz. Evet. Doğru şıkkı bulduk. 5'teyiz. Buradayız. 5. Unlike demiş. Unlike burada aksine anlamında. Farklı olarak anlamında çevirebiliriz. Bakın şöyle çevireceğim unlike'ı. Edat olarak kullanmış burada. Unlike some other diseases. Some other diseases diğer diğer Hastalıklar anlamında. Bazı diğer hastalıklar, bazı diğer hastalıklardan farklı olarak, bazı diğer hastalıkların aksine, bunu böyle çevirebiliriz. Both de, both'u kullandıysa herhalde iki tane bir şey kullanacak burada. Evet, kullanmış, entle bağlamış zaten. Both the Asian Asian flu, both ent yapısını kullanmış. Paralellik ifadesi veren bir bağlaştır bu da. Aynı neither nor, either or not only but also but not but yapısı not only but as well yapısı gibi yine bu da hem hem de anlamına gelen both and yapısıdır arkadaşlar. Bu da. Hem hem Asya gribi flu grip demektir. Hastalık türü. Hem Asya gribi hem de the Hong Kong flu hem de Hong Kong gribi Hong Kong gribi Evet bakın şıklara baktığım zaman ben de diyorum cümle neden yok burada? Şunu verdiği ifadeyi cümle kullanması lazım. Cümleyi aşağıda oluşturacağız arkadaşlar. Tek bir cümle yapacağız şu bottan sonrasını tamam mı? Yani cümle yapmak için de burada nelerden yararlanmamız gerekiyor? Ejektif clause'lardan yararlanmamız gerekiyor. Evet zaten virgülden de görüyorsunuz arkadaşlar. Virgülü koymuş. Ejektif clause'lu bir ifade istiyor. Bakın bir tane if clause var burada. If clause var. If close'u kullan tamam kullanabilir ama yani kullandıysa eğer burada da bir cümle olması lazım. Dolayısıyla if close kafadan burada elenmesi gerekiyor arkadaşlar. If close'u kullandı. Yukarıda cümle yok. Yukarıda cümle olmadığı için if close hiçbir işe yaramamaktadır. Biz bu cümleyi aşağıdan oluşturacağız. Tek bir cümle haline getireceğiz şu beşinci soruyu. O yüzden şu ifli ifadeyi, ifli cümleyi direkt olarak sildim. Peki bakalım şöyle A'dan başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Ejective clause'u biraz anlatalım burada. Hemen geçmeyelim 5. soruyu. Bakın ejective clause istiyor. That clause'u kullanmış. When'li burada clause kullanmış. Zaman olabilir. Zaman anlamında. Which'li kullanmış. Which clause gibi. Relative word'lerden tabii ki bunlar birer tanesidir. That, when, which. Yine that. Yine that. Ve şöyle bakın. Eğer kullanacaksanız Burada flu demiş ya arkadaşlar. Bu ottan flu'ya kadar o isimdir. İsim. Nitelenen isimdir işte. Ejective clause'daki. Nitelenen isimden sonra artı yaparım. Relative word. Relative word. İşte bunlar neler? That, which, who, whom, when, where. Bunlar relative wordlerde. İşte why ve benzeri gidiyor. Relative wordlerden kastımız olur. İşte that falan yazalım that which which ve benzeri kapattım parantezi. Bunu koydum. Bakın. Şu relative word yerine işte şunlardan bir tanesi gelecek. Artı diyorum. Artı diyorum. Fiil. Fiil arkadaşlar. Yani fiilden kastımız yüklem. Ha, yüklem olabilir. Ya da burada eğer nesne konumundaysa da yüklem olmaz tabii ki arkadaşlar. O isimleşmiş bir ifade olur. Yani özne konumundaysa yüklem konumunda olur. Nesne konumundaysa klasik bir fiil konumunda olur. Bu fiil arkadaşlar tamam mı? Şimdi bu fiilde bakın hepsine dikkat edin. Relative wordlerden sonra hep fiil kullanılmış. Bakın şu. Took. Benden sonra the virus gelmiş. Virüsle başlamış. Yani ne kadar doğru bunu tartışacağız hep birlikte. Which'den sonra to be fiil kullanılmış ettikten sonra fiil kullanılmış arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şimdi şöyle, "when"i tartışmamız lazım burada. Çünkü "when"li ifadeyi kullandığım zaman bakın "when"li ifadeyi kullandığım zaman burada bir cümle olması gerekiyor. "When"li ifadeyi yaptığım zaman, çevirdiğim zaman mesela çevirelim when the virus threatens to trigger a global epidemic. Şöyle diyor. Virüs virüs küresel bir epidemik salgın anlamında kullanalım. Küresel bir sal, salgını tetik tetikleyecek ya da tetiklemekte olan tehlikeleri ya da tetiklemek için ya da tetikleyen, tetikleyerek ya da tehdit eden virüs ve zaman ifadesi. Zaman ifadesini verdiğine göre bundan önce bir zaman ifadesi olması gerekiyor. Venden önce. Şurada bakın. Flu demiş ya. Flu virgül koymuş. İşte burada bir zaman ifadesi olması gerekiyor. Dün, bugün, iki gün önce, on yıl önce, 25 yıl önce ve benzeri zaman ifadesi olması gerekiyor. İşte nitelenen isim de Nitelenesin de relative word'ler relative word'leri bu şekilde şekillendirmektedir arkadaşlar. Eğer burada bakın anlattığım gibi bot ve flu'ya kadar gelen ifade isim ise nitelenen isim klasik bir varlık ise varlık ise relative word'lerden that veya which kullanılır. Eğer buradaki nitelenen isim bir zaman ifadesi ise bakın zaman ifadesi ise when'li relative word getirilir. Eğer buradaki nitelenen isim, bakın botlu isim var ya, bu isim yer ismi ise verli, verli bir cümle getirilir. Eğer buradaki isim bir sebep ismi ise reason, işte explanation gibi isimlerse why relative word'ü getirilir. Bir de iki grupta adjective clause'u değerlendiriyoruz. Defining, undefining değil mi? Belirsi, belirli, belirsiz anlamında. Belirli dediğimiz zaman ne oluyordu? Ki burada belirsiz kullanmış. Belirli dediğim zaman bu ismin, nitelenen ismin karakteristik özelliklerini ifade ediyordu. Tanımlıyordu. Değil mi? Eğer belirsiz ifade olduğu zaman da ne oluyordu? O işte farklı ifadeleri kullanıyordu. Daha çok karakteristikten çıkıp işte olağan ifadelere, olağan cümleleri kullanıyordu. Burada yaptığı gibi arkadaşlar. Bakın. Bunu tanımlamak için de virgül kullanıyorduk biz. Değil mi? Tanımlı, tanımsız ifadelerde tanımlı ifadeleri kullanmak istiyorsanız virgül olmayacaktı. Virgül olmayacağına göre dot dot kullanıyordu burada. Bakın şurada virgül var. Eğer virgül varsa ki burada var. Burada tanımsız bir şekilde kullanacağız bu ifadeyi ve detli ifadelerin burada hepsi cümlelerden şıklardan silinecek burada det ifadesi görüyorum ben bakın a'yı sildim e'yi sildim ne kadar sili kolay siliyorum değil mi arkadaşlar gördüğünüz gibi ki ven'i when, when kullandığım zaman burada zaman ifadesi aramam gerekiyor zaman ifadesi de yok b'yi de sildim burada ortaya çıkan tek şık c şıkkı c şıkkı hiç okudun mu arkadaşlar hiç okumadım değil mi? Sadece B şıkkını okudum sizlere göstermek için. Vennli cümlenin nasıl anlaşılması gerektiğini. Ki bunu da zaten sizlere anlattım. Venn varsa nitelenen isim ejective clause'larda şu isim önceki isim bir zaman ifadesi olması gerekiyor. Ki anladığınızda umuyorum arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Aslında küçük bir özet geçtik burada ejective clause'larda. Şimdi cümleyi okuyalım bakalım. Bize ne ifade ediyor bu cümle? Şöyle C'yi de koyacağım arkadaşlar tamam mı? En baştan başlıyorum. Unlike some other diseases. Bazı diğer hastalıkların aksine hem Asya gribi hem de Hong Kong gribi. Evet. Ama onun öncesinde şunu okumam gerekiyor. Çünkü ilk olarak burada niteleyen fiille birlikte bir ifadeyi okumam gerekiyor. Şimdi bakın nasıl okuyacağım. Flu which were not which were not as deadly ölümcül olmayan diyor bakın deadly ölümcül ölümcül olmayan dikkat edin ölümcül olmayan hem asya gribi hem de hong kong gribi mutated from pig viruses domuz virüslerinden pig viruses Domuz virüslerinden mutasyona uğramıştır. Evet işte bu şekilde Ejective Clause'lu ifadeyi çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevabımız C olacaktı burada. Geçelim bakalım 6'ya. Evet 6'ya geçtik arkadaşlar. 6'da ilk olarak boşluk vermiş. Boşluktan sonra virgül kullanmış. Both day and the economy. Bakın and yapısını görüyorsunuz yine yukarıda anlatmıştım sizlere hem hem de anlamındadır. Hem onlar hem de ekonomi as a whole as a whole bütün anlamında whole'u çevirelim. Tüm bütün anlamında bütün olarak ezi erek arak anlamında çevirebiliyorduk. Bir bütün olarak yarar sağlar. Benefit. Evet, benefit. Yani aslında özne şunlar değil mi? Both the de the economy özne benefit de yüklem. Bunlar yarar sağlıyorlarmış yarar sağladıklarından dolayı bu olumlu bir cümledir. Olumlu bir cümledir. Belki onun öncesinde kullanacağımız cümle buna ek olarak bir cümle olabilir arkadaşlar. Bir sebep sonuç cümlesi olabilir. Belki burada buna ekleme yapabileceğimiz olumlu bir cümle olabilir. Ben böyle bakıyorum cümlelere. Olumsuzsa işte zıtlık verir onun öncesine. Olumluysa işte sebep sonuç ilişkisini ararım. Genellikle bu tür yaklaşın arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi şıklarda da neyle başlamış? Burada bağlaşlarla başlamış değil mi? Evet. A'ya bakalım after'la başlamış. After the number of people The number of people in working poor families Burada In working poor families, şöyle çalışan çalışan yoksul ailelerdeki, bakın ailelerdeki ini kullanmış, çalışan yoksul ailelerdeki kişi sayısı kişi sayısı, grieve significantly, grieve arttı anlamında kullanacağız, significantly önemli ölçüde önemli derecede. Önemli bir şekilde arttıktan sonra arttıktan sonra değil mi arkadaşlar arttıktan sonra e, ekonomi burada yarar sağlar mı sağlamaz? Tamamen zıtlık ifadesi var. Bu cümleyi ben rahatlıkla eleyebilirim zaten. E, fakir insanlardaki işte insan sayısı artarsa ne olur? Yarar sağlamaz ki. Yarar sağlamaz, zarar sağlar. Burası. Zıtlık var. A gitti, B'ye geldim. As soon as, as soon as zaten anlatmıştım sizlere yapar yapmaz, gider gitmez ve benzeri gibi iki eylem ardı ardına bu şekilde anlattığımız zaman as soon as'ı as soon as kullanabiliyorduk. Ve as soon as bize ne veriyordu arkadaşlar? Bir zaman bağlacıydı ve tense'u misted istiyordu bizden. Bu tens doğruysa hani burada bakın increase diyor simple past tense kullanmış. Yukarıda da past tense'li bir tane tense olması lazım ki burada simple present tense kullanmış. Dolayısıyla bunu gramatik olarak eleyeceğim. İsterseniz çevirelim arkadaşlar. Benim için artık bu B şıkkı gitti. Hiçbir şey ifade etmiyor. Çevirelim bakalım. As, soon as the government hükümet as soon yani son okuyalım. Hükümet increased support destekleri arttırdı. Destekleri arttırdı. To low income working families. Yani düşük şöyle love diyor ya düşük gelirli low income düşük gelirli çalışan ailelere desteği arttırır arttırmaz arttırır arttırmaz hem kendilerine hem de ekonomiye bütün olarak katkı sağlar. Yani katkı sağlaması için sadece düşük gelirlere değil bütün halka bu şekilde destek verildiği zaman ne olur arkadaşlar? Benefit alır değil mi? Yarar sağlar. Yani bunu da çok bir anlam ifade etmedi benim için. Her neyse kalsın. Zaten gramatik açıdan doğru bir cümle değil. Bunu bu şekilde çarpatıyorum. İstersek eğer C, ve C, D, E de bulamazsak arkadaşlar tekrardan B'ye dönebiliriz. Biraz anlam olarak uyudu ama gramatik açıdan hiçbir şekilde bir şey ifade etmiyor benim için. C'ye bakalım. When, when varsa, when varsa ten uyumu vardır? Dikkat edin. When people are, tamam are demiş. Tuttum bunu bakın. When'li cümle, simple present ifade. Yukarıdaki altıda verilen cümlede yine simple present ifade. Benefit, simple present tense kullanmış. Olur. Tense olarak gramatik açıdan doğru. Bakalım anlam açıdan doğru mu? When people are able to, able to, ebilmek, abilmek anlamında. Able to move up the economic ladder. İnsanlar, people, insanlar, ekonomik merdiveni, economic ladder, ekonomik merdiveni, move up, yukarı taşımak, yukarı taşımak, yukarı, taşıyabil, yukarı taşıyabildiğinde, evet öyle diyelim, dığında, dığında anlamda beni çeviriyoruz, yukarıya taşıyabildiğinde, hem onlar, hem de ekonomi bütün olarak yarar sağlar. Evet faydalanır. Ve buradaki they aslında bu people'mış arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. İnsanlar dığında hem onlar hem insanlar yani hem de ekonomi. Evet. Bu rahatlıkla uydu. C şıkkı uydu. Bir duralım bakalım. Hemen atlamayalım. D şıkkına bakalım. That the slow economy worsens, kötüleşir diyor. Yavaş ekonomi. Şöyle diyelim. Yavaş ekonominin, bakın yavaş ekonominin. Working poor, working poor, çalışanın, şöyle çalışan yoksulların diyelim. Çalışan yoksulların problemleri, problemleri, sorunları kötüleştirmesi, yavaş ekonominin kötüleştirmesi yarar sağlar. Hayır, hiçbir alakası yok. Anlamsız cümleler. Ezif, ezdo, şöyle arkadaşlar, ezif ezdo yapısı mış gibi miş gibi anlamına gelmektedir. Ve kendinden önce fiil ister arkadaşlar. Çok dikkat edin buna. Yani o kadar yanlış bir kullanım olmuş ki Kendinden önce belirten, niteleyen bir tane fiil olması lazım. Her neyse yine de okuyalım bakalım. Çok saçma bir ifade oldu. Kullanım açısından. As if some policies had provided valuable help to parents. Bazı politikalar bazı politikalar parents to parents ebeveynlere valuable help değerli yardımı sağlamış gibi sağlamış gibi hem onlar hem de ekonomi bütünüyle yarar sağlar. Hiç alakası yok. Doğru cevabı bulduk o. Bulduk arkadaşlar. Doğru cevap C'ymiş. Evet. Umuyorum ki rahat bir şekilde anladınız bu 6. soruyu da. Peki 7'ye geçelim bakalım. 7. Şöyle sadece 7'yi görelim. Evet. Küçük, güzel, sevimli bir cümle gibi burada soru gibi duruyor çarpıyı aldım elime. İlk boşluğu vermiş. Virgül falan yok. If close kullanacağız. Evet. Virgül olmanız çok normal. If you want to shut the sun out completely. Eğer eğer sen eğer sen completely tamamen anlamında bütünüyle tamamen shut up kapatmak hani kapat çeneni deriz ya arkadaşlar shut up kapatmak anlamında burada burada kullanacağız. Güneşi değil mi? Güneşi bakın arasına ne almış burada? Nesne almış. Güneşi kapatmak. Güneşi tamamen kapatmak. İstiyorsan istiyorsan if close kullanmış. İstiyorsan bakalım şıklara. Burada ne kullanacağız arkadaşlar? Type 0 değil de Type 1'i daha çok tercih edeceğiz, bu, tercih edeceğiz burada. Çünkü burada gerçekleşmiş bir eylem ve hem de present halli bir ifade gördüğünüz gibi. Simple present tense'lerde genellikle hangi type kullanıyor? Type 1'i kullanıyoruz. Type 0 neydi arkadaşlar? Genellikle burada gerçekleşmiş işte gerçek şeyleri kullanırken işte bilimsel ifadeleri kullanırken onu tercih ediyorduk 0'yu. Burada 1'e bakalım. Bir de kullanacağımız ifadeler şunlar olur. Şu da olur işte kullanırız. Ondan sonra işte may'i kullanabiliriz. Will'ı kullanabiliriz. Yine simple present tense kullanabiliriz. Yine klasik ifadeler burada kullanılır arkadaşlar. İşte would have ve benzeri kullanımlar kesinlikle istemez. İstemez arkadaşlar. It would have blocked. Yani gerçekleşmemiş eylem ve geçmiş hali kullanmış zaten. Engelleyecek de diyor. Blocked up natural light altogether tamamen değil mi? Tamamen doğal ışığı engelle, engellemiş olacaktı, engelleyecekti. Hiçbir alakası yok arkadaşlar. Birazcık zire, burada type ifadelere göre hareket etmemiz gerekiyor. B'ye bakalım. Your kitchen window faced the east. Güneşi kapattığı zaman mutfağın penceresi doğuya dönük olur diyor. Pek bir mantık yok benim için. Gitti. It protected interiors from harmful ultraviolet rays ultraviyol ışınlarından bahsediyor. Şöyle ultraviyol zararlı ultraviyol ışınlarından içeriye değil mi? İç kısımları. interiors interior iç kısımlar anlamında içler iç taraflar anlamında interiors iç tarafları korudu. Korudu. Simple pasta gerek yok burada arkadaşlar. Korudu değil. Çünkü gerçekleşmemiş bir eylemi nasıl kurdu olarak bu şekilde bir ifade kullanırım ki. Zaten anlam olarak mantıksal hale geliyor. D'ye bakalım. You'll need heavier curtains on the window. Sen, bakın dedim ya ece kacaklı bir ifade alabileceğini söylemiştim. Ki almış zaten. Anlam olarak bakalım uyuyor mu? Sen, on the window, pencerede, curtains... Curtains, perdeler değil mi? Perdeleri perdeleri ya da ağır perdelere ağır perdelere ihtiyaç duyacaksın. Yani olabilir arkadaşlar. Çünkü güneşi kapattığı zaman perdelere ihtiyaç duyacaksın değil mi? Evet. Doğru cevap D gibi duruyor sanki. Burada E'ye bakalım. Bakın. Could have brought demiş. Yine aynı şekilde gerçekleşmemiş. Unreal, past bir ifade kullanmış arkadaşlar. Yukarıda Bakın yukarıda A'da kullandığı gibi kullanmış. İsterseniz okuyun. Ama anlam olarak kesinlikle çok alakasız bir cümle olacaktır. Bakın okuyorum. Direct sunlight. Doğrudan direct doğrudan güneş ışığı güneş ışığı have brought heat and glare. Güneş ışığı bakın ısı ısı ve glare Parlam. parlama. Isı ve parlamayı parıltı anlamında gleir. Parlamayı getirebilirdi. Getirebilirdi. Hani gerçekleşmemiş eylem zaten burada present Burada neden pastalli kullanayım ve neden gerçekleşmemiş eylemi burada tercih edeyim arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla E'yi de burada elemem gerekiyor. Doğru şıkkımız burada denizli şıkkı olacaktır. Evet, zaten anlam olarak da uydurduk kural olarak da if clause'a rahatlıkla uyan bir type oldu arkadaşlar. 8'e geldim. 8'i şu şekilde görmek istiyorum. Şöyle. Aldım elime çarpıyı. Since new cars' smells are toxic. Toxic zehir. Toxic zehirli diyelim ya da are toxic zehirli. Peki since'i burada ne anlamda kullanmış arkadaşlar? Ever since'i görmüştünüz zaten yukarıda. Den dolayı, hayır burada dan bir den anlamında present perfect tense tercih ediyorduk. Ama bu o kullanım değil arkadaşlar. Since'i biz sebep sonuç bağlacı olarak kullanabiliyorduk. Because gibi, as gibi, seeing as, seeing that, on the ground that gibi sebep sonuç bağlacı olarak kullanıyorduk. Ve kendine sonu cümle alıyordu ki cümle almış. Yani den dolayı anlamında çevireceğiz burada since'i. Dikkat edin. Yeni new car smells. Simyalı koku olarak söylemiş burada. Yeni araç, yeni araba kokuları zehirli. Zehirli olduğundan dolayı zehirli olduğu için sebebi vermiş. Şimdi sonuç istiyor bizden. Sebep, sonuç işte bu şekilde ortaya çıkacaktır. Since'den dolayı. Buraya bir sonuç ekleyeceğiz arkadaşlar. Sonuç cümlesi. Zehirliymiş, zehirli olmasının sonucunda şu, şu, şu olmuştur diyecek bana. Peki A'ya bakıyorum. The other area of transport. Other area diğer alanlar ama ulaşım demiş. Diğer ulaşım alanları olarak çevirelim bunu. The other area of transport. Diğer ulaşım alanları steadily. Steadily sürekli olarak anlamında, sabit olarak anlamında da çevirebilirsiniz. Sürekli olarak increasing, artıyor, artmaktadır. Neyi? Its usage, onun kullanımı, kullanımı artmaktadır. In all its forms, her şeklinde, her şeklinde kullanımı sürekli olarak artmaktadır. Hayır, hiç alakası yok. Bir sonuç vermemiş bize. Artmakta olabilir, azalmakta da, da olabilir. Bizimle bir alakası yok. There is no evidence. Hiç kanıt yok. Linking. Linking. Link bağlamak anlamında. Hiçbir bağlantı yok anlamında da kullanabilirsiniz. Şöyle ya da bağlantılı kanıt yok anlamında. Burada ne yapmış? Ejective clause yapmış. Linking that. That to the materials used in cars. Arabalarda kullanılan yine ejective clause kullanmış. Passive voice kısaltması. Sadece fiilin üçüncü halini kullanmış. Used burada gördüğünüz gibi. Arabalarda kullanılan malzemelerle malzemelere bir bağlantı kanıtı kanıtlı bir bağlantı yok diyor. Hiç bir alakası yok benim için. Devam ediyorum. C'ye bakıyorum. They Neden olur? Onlar neden olur? Onlardan kastı ne burada? Herhalde smells diyor. Kokular anlamında doğru. Neden olur? Bakın bir şeye neden oluyormuş arkadaşlar. Bu bir sonuç olabilir. Yakaladım bakın. Headache. Baş ağrısına neden oluyormuş. Eye irritation. Irritation. Tahribat anlamında. Tahriş anlamında. Göz tahrişine neden oluyormuş. Ve neye neden oluyormuş? Drowsiness. Buna uyuşukluk diyelim. Uyuşukluğa neden oluyormuş. Baş ağrısına, göz tahrişine ve uyuşukluğa neden olurlar. Neyler? Smell, kokular. İşte burada yakaladım arkadaşlar. %100 uydu. Yakaladım. C dursun. D ve E'yi kısaca çevirelim. It's really surprising that. Gerçekten, gerçekten sürpriz oluyor ki. Bu şekilde ki olarak da çevirebilirsiniz. Ya da bunu noun clause klasik noun clause çevirisi de yapabilirsiniz. That new car smells yeni araba kokuları have hazardous side effects. Tehlikeli yan etkileri tehlikeli yan etkilerinin olması gerçekten şaşırtıcı. Ne alakası var? Hiç bir alakası yok. Biz sonuç istiyoruz arkadaşlar. The problem tends to dissipate Tend to eğilim olmak anlamında, eğilim göstermek anlamındadır. Tend to alır arkadaşlar. Preposition olarak da aklınıza hep bulunsun. Belki gramatik, gramer sorularında tendden sonra bir burada preposition isterse to kullanın her zaman. Bir şeye eğilim olmak anlamında, eğilim göstermek anlamında. Problem eğilim gösterir neye? Dissipate. Dağılmak anlamında bunu çevirebiliriz. Dağılmaya eğilim gösterebilir diyor. After ifade kullanmış. After burada edat olarak çünkü isim gelmiş ardından. After about six months. alt Yaklaşık altı aydan sonra bu problem dağılmaya eğilim gösterir diye hiç alakası yok. Desteklemiş hatta burayı da. Doğru cevabımız burada. Zaten belirlemiştik. C olacaktır. C. Evet. 8-9'a geçtik. 9'dayız. In order to'yu kullanmış boşluktan sonra. In order to amaç bildiren bağlaştır arkadaşlar. Mak için Mac için anlamında kendinden sonra yalın fiil ister. Evet determine almış belirlemek anlamında. Belirlemek için diyor yani. Tamam mı? Belirlemek amacıyla diyor. Evet. Determine the history. Tarihi belirlemek amacıyla. Sadece history değil. Customs. Adetleri, gelenekleri anlamında. Customs and living habits of earlier civilizations earlier önceki anlamında kullanalım önceki civilizations medeniyetler önceki medeniyetlerin yaşam habits alışkanlıklarını ve yaşam alışkanlıklarını in order to determine belirlemek için için bir şey yapmışlar arkadaşlar. Bakın amaca destek olarak bu cümleyi vermem lazım benim. Şıklardan bunu bulacağım. Amaca destek vereceğim. Peki bu amaç cümlesi ne olacak bakalım. Bir şey yapacağız. Bir şey yapacağız ya da yaptık. Bonds at the base of Mayan temples. Maya topraklarının, tapınaklarının, tapınak diyelim buna. Maya tapınaklarının tabanında diyelim at the base diyor ya tabanındaki kemikler söylüyorlar. Peki bununla ne alakası var arkadaşlar? Söylüyorlar. Tamam söyleyebilir. Ama bize amaç istiyoruz. Amaç verecek bize. Archaeologist recover and examine material evidence. Remining from past human cultures. Peki bu okuyordum. Biraz yakın geldi bana çünkü. Arkeologlar Arkeologlar From the from past human cultures Geçmiş insan kültürlerinden kültürlerinden Remain kalmak anlamındadır. Kalan Kalan ejective clause yapmış. Kalan Material, madeni, maddi diyelim buna. Material evidence, madeni kanıtları, kanıtları. Recover and examine. Recover, toplar, çevirir, çekip çevirir anlamında. And examine. Ne yapar? Examine, inceler. Evet. Mak için toplar ve inceler. Evet, uydu bakın gördünüz mü arkadaşlar? Amaç cümlesine destek bir cümle burada kurduk. Tamam hemen C, D ve E şıklarını hemen hızlıca bakalım, çevirelim arkadaşlar. Büyük ihtimalle doğru cevabımız B olacaktır. Most museums don't allow. Çoğu müze izin vermez diyor. Hani amaç bildirenle bir ifade yok burada. Bakın devamını okumuyorum bile arkadaşlar. Bana amaç cümlesine şurada amaç ifadesine destek vermesi lazım burada. Ki o desteği ben B'de aldım. yapmak için, belirlemek için bir şey yapmalıyım ben. Yapmalılar. Anything that has a past history. Burada da geçmişi, geçmiş tarihi ya da geçmişi olan her şey diyor. Hani cümle, ben cümleye de ihtiyaç duyuyorum. Burada cümle falan da yok. E'ye baktım son olarak. The present is günümüz şimdiki is the result of choices that people made and the beliefs that they held in the past. Yani bu da çok burada abes bir cümle olmuş arkadaşlar. Hemen çevireyim sizler için bakın. Neden abes? Belki merak etmesiniz de siz de. Şöyle günümüz the present bakın günümüz insanlar insanların yaptıkları seçimler seçimlerin sonucu Bakın şurası insanların yaptıkları seçimlerin sonucu ve ve inançlar inançlar they held in the past yani geçmişte geçmişte in the past sahip oldukları şöyle geçmişte var olan var oldukları inançları beliefs inançları inançlarının ya da sonucudur anlamında. Result'ı burada ikisiyle birlikte bağlamış. İnançlarının sonucudur. Nerede amacı destekleyen cümle? Yok. Gördüğünüz gibi bu cümlede burada noktalanmış oldu arkadaşlar. Doğru yanıt B olacaktı. Net bir şekilde. Evet. Unutmayın amaç vermiş burada. Amaca bir şeyler yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Arkeologlar bakın toplamışlar ve incelemişler. Egzemin incelerler. Evet. Son soruya geldik. 10. soru. Çok fazla uzun bir soru değil. A recent survey has proved nokta nokta demiş. Şimdi benim aklıma hemen bir şey geldi. Bakın hemen bir şey geldi. Şıklara bakmadım şöyle. Bakıyorum şıklara. Bunun doğru cevabı A şıkkı olabilir arkadaşlar. Bakın. Direkt olarak söyledim sizlere. Ha bakacağız değerlendireceğiz hepsini. Neden A şıkkı olacak sizlere söyleyeceğim şimdi. Bir dead clause ifadesi var ki öyle dead clause'lar var ki arkadaşlar sizlere direkt olarak cevabı verir. Ama bu dead clause'lar önemli kelimelerle fiillerle birlikte kullanılır. A recent survey diyor ya son zamanlarda yapılan anket diyor ya da bir araştırma diyor has proved kanıtlamıştır. Kanıtlamıştır ama neyi? Bakın kanıtlamıştır. Dead Clause'un belirli belirsiz ifadeleri var ya bu belirlilerinden bir tanesi ve Dead Clause'u genellikle buradan sonra ister. Kanıtlamışlar diye olay bitmiş kanıtlanmış olumlu bir cümle ifade. Belirli yani elinde olan bir şey var burada. Evet kanıtlamışlardır ki bakın o anket o çalışma kanıtlamıştır ki det'i koydum nokta nokta nokta. Evet kanıtlamıştır. Sizlere birinci testi de bunu vurgulamıştım zaten. Dead Clause isteyen bazı fiiller olduğunu söylemiştim. Bunu paragraf hani uzunca 20 tanelik 20 soruluk paragraflar var ya arkadaşlar orada çıkanlar vardı zaten. İşte birinci testte state vardı. State, prove ondan sonra işte maintain sürdürmek anlamında, ifade etmek anlamında. Ondan sonra işte söylemek anlamında say'si kullanır, say that der. Genellikle bazı fiillere çok dikkat edin. İşte bu fiillerden bir tanesi prove, kanıtlar ki anlamında that clause noun clause'u oluşturur arkadaşlar. Prove'dan sonra bir cümle yapacağım. Dead clause'lu bir cümle yapacağım. Ve o cümle isimleşecek. Noun clause'u oluşturacak. Prove that dedim. Bakalım doğru mu arkadaşlar? Savımız doğru mu? İfademiz, tahminimiz doğru mu? Anlam olarak uyuyor mu? Evet son son zamanlarda yapılan çalışma anket has proved. Kanıtladı ki ki that evet tiredness tiredness yorgunluk tired yorgun anlamında sıfat Nıs eklediğin zaman yorgunluk isimleşir. can seriously impair people's ability to drive. Yorgunluk insanların people's ability insanların araç kullanırken araç kullanma yeteneğini bakın to drive araç kullanmak için yeteneğini impair ciddi olarak seriously ciddi olarak o yeteneğini impair bozmak, tahrip etmek anlamında bozabilir, can impair bozabilir. Yani o çalışma bakın bunu kanıtladığını gösteriyor arkadaşlar. Bozabildiğini kanıtladı. Bu şekilde de çevirebilirsiniz. Bozabildiğini kanıtladı. Evet. Yani doğru cevabımız burada A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Zaten bizden bakın. Proof diyor ya. Proof'dan sonra. Biz burada bir ne, nesneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Kanıtladı. Yani ne kanıtladı? Ne kanıtladı? Böyle cümle hiçbir yerde yoktur. Hiçbir zaman verilmez zaten. Kanıtladığı şeyi mutlaka devamına getirir. O kanıtladığı şey de. Neyle başlamaz arkadaşlar? Neyle başlamaz? Bağlaçla Başlamaz Bakın B'ye Ezle başlamış Bağlaçla niye başlasın? Ben isimle başlamasını istiyorum ki Produttan sonra isim koysun İsim koysun ve bana kanıtladığı şeyi söylesin Ezle başlamaz Doğu ile başlamaz E rağmen balacı Which causes demiş bakın Burada Ejective clause yapmış Gördünüz mü? Neden which değil hocam? Which causes neden olan diyor bakın. Cause neden olmaktır. Şuna 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 neden olan which'den önce isim gelmesi lazım. Ejective clause oluşturması için. Ki burada isim yok. Proof var. fiil var. Fiil artı which artı feel. Oldu mu? Kesinlikle olmadı. Ben burada ejective clause istemiyorum. Noun clause istiyorum. Since ile başlar mı? Den dolayı çünkü anlamlarında başlamaz. İşte size anlatmak istediğim tam olarak buydu arkadaşlar. Onu da bitirdik. Test ikimiz de bitirdik arkadaşlar. Umuyorum ki yararlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üçüncü bölümde ya da diğer soru tiplerinin çözümlerinde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.